Maalesef bu pandemide, bu salgında ben de koronaya yakalandım. Eşim de yakalandı. Ama eşiminki biraz daha hafif geçti ama benimki oldukça ağır geçti. Neredeyse yoğun bakıma alınacak duruma kadar geldim. Bunun zorluklarını, hastalığın zorluklarını yaşadım. Yani sadece ben hekim olarak bu hastalığı, bu salgını gören bilen birisi değilim. Aynı zamanda damdan düşmüş birisiyim. Onun için gerçekten o solunum sıkıntısını çekmek kolay bir şey değil. Yani nefes almak neredeyse mümkün değil. Oksijen saturasyonumuz oldukça düşük noktalara geliyor. 80'lere dayanmıştı. Sağ olsun doktorlarımız, yani bunun içinde enfeksiyon hastalıkları uzmanımız Doktor Berna Hanım, göğüs hastalıkları uzmanımız Doktor Murat Bey, yoğun bakım doktorumuz Doktor Kadir Bey ve birçok doktorumuz daha onlara destek vererek, bana destek vererek şükür ki bu hastalığı çok kritik bir noktadan geri çevirme imkanı oldu. Ve şükrediyorum. 2 haftadır evimdeyim. Bahçeye çıkıyorum. Bu bahçede yürüyüş yapıyorum. Dostlarım telefonla arıyordu. Onlara cevap veremiyordum. Çok yorgun oluyordum. 2 kelime konuşamıyordum. Daha çok eşim yardımcı oluyordu. Telefonlara bakıyordu. Evet, bu hastalığı eşimle beraber geçirdik. Şu an eşim de burada. Onu da bekliyorum. Evet, peki. Tamam, çok sağ ol. Evet, ikimiz de gerçi antikorlar oluştu, bağışıklık kazandık. Harika. Ama yine de tedbirli olmaya çalışıyoruz. Evet. Aralıklı duralım yine de. Tamam. Bu devreyi eşimle birlikte atlattık. Ben çok rahat geçirmedim ama eşimi gördükten sonra benim hastalığımın hafif geçtiğine gerçekten karar verdim. Tabii bu işe girince çok ilk başta bizler de herkes gibi çok korktuk. İşe gidip gitmemekte tereddüt ettik. Ben daha ziyade eşim bu konuda daha rahattı. Ama sonunda baktık ki benim orada, ben eczacıyım. Eczanemdeki gencecik çocuklarım orada dururken şimdi benim eve de kalmam bana biraz şey gibi geldi. O çocukları motive etme açısından onların başında bulunmam gerektiğini düşündüm. Ve her gün olmasa da gün aşırı işime gidip geldim. Hüseyin Bey benden daha cesurdu. O tüm hastanelerimizi gezerek işini hiç aksatmadan devam ettirdi. Ama sonra yine hemşirelerimiz, doktorlarımız özellikle bizim evde kalmamızı istedikleri için 2 günde bir, 3 günde 1'e indirdik ama sonuçta yakalandık. Şükür şu anda ayaktayız, iyiyiz. Bu halimize bin şükür. Tüm hastalara şifalar diliyorum. İnşallah Türkiye değil, tüm dünya böyle bir olayı bir daha yaşamaz.